Sıcak bir gelişmeyle devam edelim çünkü İsrail ordusundan yeni iddialar da söz konusu. Hamas lideri Sinwar'ın öldürüldüğü iddiası var. İsrail basınında, İsrail ordusunda daha doğrusu çıkan haberlerden biri bu. Yapılan açıklamada ölüp ölmediğinin kontrol edildiği de ifade ediliyor ama bu tarz ifadeler çıktıktan sonra genelde teyit edilmiş ve açıklanmış, daha doğrusu teyit edilip kamuoyuyla paylaşılmış oluyor. Bunu daha önceki ifadelerinde, açıklamalarında gördük İsrail kanadından. Yine öyle bir durum var mı? Profesör Doktor Mesut Hakkı Caş'ın, Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi konuğumuz. Mesut Bey, hoş geldiniz yayına. Saygılar sunuyorum Osman Bey. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok sıcak, yeni bir gelişme, hareketliliği belki de daha geniş bir alana yayabilecek bir gelişme. Neler söyleriz bu duruma ilişkin olarak? Gerçekleşmiş olma ihtimali kuvvetli mi sizce mesela? Şimdi bakıldığında İsrail 7 Ekim'den bu tarafa herhangi bir şekilde uluslararası hukuka uymuyor. Uymadığı gibi savaşı genişletmek için Hizbullah'ı ve Hamas'ı gerekçe göstermeye devam ediyor. Ve bunun için de savaş suçları işlemekten geri kalmıyor. Savaş suçlarının çok daha ağırı olan soykırım suçunu daha işlediğini görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz pazar günü yine Gazze'nin güneyinde yapmış olduğu saldırılarda biliyorsunuz yine yangın bombaları ve tahrip bombaları kullanmak suretiyle hastanelerdeki çocukları yaktığını biliyoruz. Ancak ikinci taktik olarak İsrail değişen bir yöntem kullanıyor. Hava kuvvetlerinin üstünlüğünü kullanmak suretiyle suikastler zincirini Lübnan'dan Suriye'ye, Suriye'den İran'a kadar İsmail Haniye'nin öldürülmesi de biliyoruz. Şimdi bu taktik İsrail Hava Kuvvetleri'nde yerelden aldığı istihbarat da bir şekilde bu örgütlerin liderlerine saldırılar düzenliyor. Tabii teyit almadan bunun doğruluk olmadığını bilemeyiz. Ancak doğru da olabilir, olmayabilir de. Fakat yerde herhangi bir uçak savar yok. Hı hı. Herhangi bir şekilde hava kuvvetleri yok ve İsrail pilotları gelip bu bombaları atıyorlar ve atarken de non-discriminate targeting dediğimiz herhangi bir şekilde tehditte bulunmuyor. Yani bu sivil hedeftir, askeri hedeftir. Onun içerisinde bir şans olduğu yerel istihbarat ajanları Mossad veya işbirlikçiler tarafından bildiriliyor. Sinwar orada o binada 100 kişi ölmüş, hiç fark etmiyor. Dolayısıyla bu bir katliam aslında. Yani Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi doğru. İsrail, Hamas ve Hizbullah'a göstererek suretiyle savaş suçlarına devam ediyor. Bu suikast zincirlerinden bir tanesi de Sinwar'a olabilir. Ama bu surette iki şeyi hedeflediğini görürüz. Bir, bakın ben herkesi vurabilirim. Üstünüm ve hukuku da tanımıyor. Gerekirse Birleşmiş Milletler askerlerine de ateş açıyorum. İki, ben bu surette örgütün lider kadrosunu da imha ediyorum. Ama örgütün lider kadrosunu bir şekilde imha etmesi bu direnişi kıracak mı? Hayır. Kırılmadığını nerede gördük? Pazar günkü saldırıda İsrail askerlerinin öldürüldüğünü gördük. Nereden? Lübnan'dan atılan insansız havari. Mesut Hocam, bir virgül koyup devam edelim mi? Çünkü şimdi İsrail'de neler oluyor, neler bitiyor ona bir bakalım. Canan bölgede son duruma ilişkin İsrail'de ne konuşuluyor, yapılan açıklamalar ordu tarafından belli ama kamuoyunda nasıl bir hava hakim, neler konuşuluyor, neler söyleniyor, basın kuruluşları neler söylüyor. Canan Altıntaş hazır bizi bekliyor. Canan, hemen sözü sana bırakayım, çok hareketli dakikalar var yine Orta Doğu'da. Evet, yeni bir gelişme aslında, bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Az önce, dakikalar önce İsrail Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamayı aynen okumak istiyorum sizlere. Gazze şeridindeki operasyonlar sırasında 3 terörist ortadan kaldırıldı. Yahya Sinwar, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma olasılığını kontrol ediyoruz. Bu aşamada teröristlerin kimliği doğrulanamıyor diye bir açıklama yaptı İsrail Savunma Bakanlığı. Şu anda araştırmalarını devam ediyorlar. Bölgede faaliyet gösteren kuvvetler gerekli dikkati göstererek faaliyetlerini sürdürüyor. Daha fazla ayrıntı için yakında yeni bir açıklama yapacaklarını duyurdular. Şöyle söyleyebiliriz, zaten Haniye suikastinden sonra Sinwar seçilmişti ve
bu açıklamayla birlikte yine Gazze'de yapılan İsrail'in hain saldırılarında şu anda yeni yapılan açıklamaya göre Yahya Sinwar'ın öldürüldüğüne ilişkin bir iddia var ortada. Olma olasılığına ilişkin bir iddia var ortada. Tabii sürekli açıklama yapıyor İsrail Savunma Kuvvetleri de. Son yapılan, dakikalar önce yapılan bu açıklamaya göre yapılan bir operasyonda Yahya Sinwar'ın öldürüldüğüne ilişkin bir iddia var. Tabii İsrail Savunma Kuvvetleri bunu araştırdıklarını, hala kimlik tespit yapılmadığını sözlerine eklemiş. Bu kimlik tespitinin ardından geniş kapsamlı bir açıklama yapılacağını söyledi. Tabii bugün bir de yine hain bir saldırıları vardı. Okula yapılan saldırıda, İsraillerin okula yaptığı saldırıda 22 Filistinli hayatını kaybetmişti, şehit olmuştu. Bu saldırı daha bitmeden Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürüldüğü iddiası İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından ortaya atıldı. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz Osman Kenan Çapoğlu. Ama tekrar etmek gerekirse İsrail Savunma Kuvvetleri az önce yaptığı, dakikalar önce yaptığı açıklamada Gazze'de gerçekleştirdikleri bir operasyonda 3 kişiyi öldürdüklerini, tabii onlar terörist olarak ilan etmişler yazıları bu şekilde, ama Hamas lideri Yahya Sinwar'ın olma ihtimalini araştırdıklarını söylüyorlar ve bununla ilgili yakında geniş kapsamlı bir açıklama yapacaklarını da bildirmişler. Yahya Sinwar bildiğiniz gibi Haniye suikastinin ardından göreve getirilmişti. Ve son zamanlarda bildiğiniz gibi hem Tel Aviv'e kamikaze dronlar gelmişti. Önceki günde Golan üstüne, Hayfa'daki Golan askeri hava üstüne askerler yemek yerken Hizbullah, Hamas buralara kamikaze dronlar gönderip 4 askeri öldürmüştü. 67 askeri yaralamıştı. İşte bunların üzerine tabii ki yine İsrailliler özellikle mülteci kamplarına saldırılarını sürdürüyordu. Son bir hafta içerisinde 50 Filistinli hem okullarda hem mülteci kamplarında maalesef öldürülmüştü. Şehit edilmişlerdi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, sadece bugün için 22 Filistinli hayatını kaybetmişti. O 4 askerin üzerinden İsrail yani tutarsız davranışlarına devam ediyor ve saldırılarını da sürdürüyordu, haince saldırılarını. Şimdi yeni bir gelişme, tekrar edersek İsrail Savunma Kuvvetleri az önce bir açıklama yaptı. Gazze'de gerçekleştirdikleri bir operasyonda Hamas lideri Yahya Sinwar'ın aralarında bulunduğu 3 kişiyi vurduklarını ve bu kişiler arasında Hamas lideri Yahya Sinwar'ın olma olasılığının, ihtimalinin olduğunu belirterek araştırma yaptıklarını ve bu araştırmanın sonucunu da yakın zamanda açıklayacaklarını belirten bir açıklama yaptılar. Biz de haber takibimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü size merkeze bırakalım.